Sevgili dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Evet, ekranımızda standart yasal uyarımız, kesinlikle alım satım tavsiyesi yapılmamaktadır. Tamamen teknik analiz içerikli olup destekler, dirençler varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Evet, bugün yine aslında kötü bir gün sayılmaz sevgili dostlar. Yani dünkü Hulusi Akar'ın açıklamaları Suriye konusunda yine yapılan açıklamalar aslında piyasayı çok kötü etkileyebilir. Ancak piyasa o kadar çok kötü etkilenmedi bugün için. Yani ara ara artıya geçtiğimiz anlar da oldu. Onun için halen ümit var piyasada. Yani piyasa demek ki yukarı yönlü bir hareketi kafaya koymuş. Ancak işte söylediğimiz gibi haber akışları bu noktada önemli olacak. Haber akışları piyasayı baskılayabilir. Ki sabahki ilk yayınımızda da zaten bunu söylemiştik. Artık Suriye ile ilgili açıklamalar kritik. Amerika ile ilgili açıklamalar kritik. Yine Trump'ın Azli muhabbeti önemli. Yani bu tür haber akışlarını da takip ederek artık bir strateji geliştirmemiz gerekli. Şimdi bugün sizlerle farklı bir konsepte yayın yapmak fikri oluştu. En çok BIST 50'de en çok yükselenler ve yine en çok düşen hisseleri ayrı ayrı yayınlamayı düşünüyorum. Bugün böyle olsun. Talep olursa o şekilde de devam edebiliriz. Evet, yasal uyarıyı geçtikten sonra bakınız BIST 50 hisselerinde İhlas'ın %9.62'lik yükseliş yaptığını, Tofaş'ın hakaza 6.60, Coca-Cola'nın 2.39, Türkcell 2.29, Tau 2.01, Port 1.89, Sasa 1.62, Kozal 1.52 şeklinde yükselişlerle günü tamamlamış. Şimdi bu en çok yükselen hisselere şöyle bir bakalım sevgili dostlar. Yatırım tavsiyesi olmadan ve akabinde diğer videomuzda da en çok düşen BIST 50 hisselerini, ki onlar arasında bakınız Tüpraş ilk sırada, Sabancı Holding, İpek, Enerjisa, Yapı Kredi, Vestel ve bu şekilde gidiyor sevgili dostlar. Evet, şimdi ilk videomuzu İhlas'la başlatıyoruz. En çok yükselenler arasında BIST 50'de İhlas'ı görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman İhlas'a Mekdin oldukça güzel bir pozisyon aldığını görüyoruz. Bakınız güzel bir kesişme yaşanmış. Bu pozitif sevgili dostlar. Yine RSI olumlu. Yalnız İhlas bugün öyle bir yerde durdu ki, yani daha önce 3 defa çalışmış olan bir destek direnç çizgisinde kaldı. 0.57'de kaldı sevgili dostlar. Yani ne olur bilemiyoruz yarın için. Bakınız önemli bir direnç bölgesi. İndikatörlerimizde Mekdin olumlu olması güzel. Yani Mekdin'imiz halen alım için pozisyon şeklini koruyor. Yani alımda Mekdin'imiz. Şimdi tamamen artık direnç bölgesine mahkum olmuşuz. Artık yarın nasıl bir açılış bekler bunu da hep beraber göreceğiz. 0.57'nin üzerinde atabilir isek oldukça güzel bir görüntü oluşur sevgili dostlar. Şöyle ana hatlarıyla bakınız. Destek bölgemiz ve buraya giden ara destek çizgimiz, ki ara destek çizgisinin rengini şöyle sarıya yakın bir renk tonuyla yapalım. Bakınız tablo bu şekilde sevgili dostlar. Yani tam da yerinde kalmış durumdayız. Bakalım ne olacak yarın. Şimdi 1 saatlik grafiklerden bir sonuç elde edebilir miyiz? Şöyle baktığım zaman çok da bir sonuç elde edilemiyor. Günlük bazda sevgili dostlar Mekdin'imizin olumlu olduğunu görüyoruz. Yine RSI bakınız artık tepelerde, ancak ne kadar düşeni kırmış kırmamış kabul edersiniz etmesiniz. Bakınız tam da o da zirvede. Artık yarın için herhalde önemli bir gün ihlasçılar için. Artık karnını alıp satan satmıştır veyahut da daha yukarı hedefleyenler de duruyordur. Bakalım yarın macera kimin lehine sonuçlanacak bunu da göreceğiz. Şimdi 0.57 üzerinde şöyle baktığımız zaman 0.67'leri ve akabinde de bakınız 0.73 dirençlerini görüyoruz sevgili dostlar. Şimdi burada Hadi bu dirençler yani 0.57'ler aşıldı da belki basit kalabilir artık. Çünkü burada bir çanak oluşmuş mu? Oluşmuş. Ancak ana hattıyla bakınız burada daha büyük bir çanak var. İhlas Holding için şöyle baktığımız zaman 0.72'lik bir çanağın direnç bölgesi söz konusu burada sevgili dostlar. Şimdi bu bölgeleri ne yapıyoruz? Önemsiyoruz. Bakınız 0.72, 0.67, 0.57 şeklinde önemsiyoruz. Tabi burada destek hattında çizmek lazım. Şimdi destek bölgesi de burada önemli. Bakın şu bölgeler bizim için önemli bir destek. 0.49'lar. Tabi nihayette sarı çizgimiz bakınız ilk destek hattımız olarak karşımıza çıkar. Akabinde 0.49'luk bu kesişme önemli olur. Bakın şu noktada. Ya bu seviyede destek alarak takibini sağlayabiliriz. Önemli olan artık 0.57'nin üzerine atıp atmayacağımız bu konuda bakalım nasıl bir tablo bizi bekliyor olacak. Buradan tekrar 0.49'lara bir sarkma söz konusu olur mu? Bunu hep beraber göreceğiz sevgili dostlar. Şöyle haftalık bazda bakalım. Şöyle bunu günlükte bir Twitter'a gönderelim. Twitter'a epeydir bir şey de göndermiyoruz. Evet. 0.57 önemli. Direnç dedik sevgili dostlar. Burada kalsın. Şöyle haftalığa bakalım. Çizgiler silindiği için Twitter'a gerek yok artık. Evet, haftalıkta da yine indikatörlerimiz, meklimiz olumlu. Güzel bir görünüm hakim diyebiliriz sevgili dostlar. Hayırlısı bakalım yarın için ne olacak onu hep beraber göreceğiz. Şimdi alım satıma şöyle bir bakalım. İhlas bugün kimler almış? İş, Meksa, Yatırım, A1, Şeker alımda. Satışta Ziraat, Deniz, Finans. Şimdi %44'lük bakınız bir satış var. %13'lük diğer bir alım var. Dağınık bir satış olmuş. Toplu bir alım olmuş. Bu olumlu sevgili dostlar. Yani satışın dağınık olması, alımın toplu olması bizim için önemli. Ki son yarım saate baktığımız zaman da şöyle diğer %31, diğer %1. Yine burada çok toplu bir alım. Özellikle Anlus %45'lik bir alım yarım saatte gerçekleştirmiş. 0.57 maliyetle. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. Yani burada alımın toplu olması, satışın dağınık olması bir ümit veriyor. Yarın içinde yine bir ümit söz konusu burada diyebiliriz sevgili dostlar. Evet, Tofaş'a bakalım. Yine %6.6 bir yükseliş gerçekleştirdi. İndikatörlerden Mekdin'imiz, RSI'miz zaten yukarı almış başını gidiyor. Son vakit biraz düzeltmeler yaptı. Evet, iki tane önemli direnç noktamız aşıldı sevgili dostlar. Bakınız birinci seviyemiz bu. Ve akabinde de bakınız önemli bir destek. Önemli bir direnç 21-30 bantları kırılmış oldu. O zaman bizim stop noktamız nedir sevgili dostlar? Bakınız 21-30 bantları ne yapıyoruz artık? Stop olarak takip ediyoruz. Şimdilik Tofaş'la ilgili söyleyeceğim şeyler aslında güzel, olumlu. Yukarı yönlü hareket devam edebilir sevgili dostlar. Yalnız 21.36 bizim her halükarda 21.30'lar artık neyse kendimize bir destek noktası koyalım. Sırasıyla dirençlerimiz neler? Baktığımız zaman bakınız 23.80 bantları bizim ilk direncimiz diyebiliriz. 23.80 bantları ilk direncimiz. Akabinde şöyle baktığımızda yine 25 278, 27, 11 ve tepe noktamız 29 sevgili dostlar. Evet, şimdi buradan bir Fibonacci atalım artık. Fibonacci de bize burada yardımcı olacaktır. Fibonacci seviyeleri önemli. Evet, 0.50'lik 22.05 bandının artık bizim için bir, şöyle yapalım şunu. Bakınız 0.50'lik kısım 22.05. Burası bizim için önemli sevgili dostlar. Yani buranın altı ve üstü şeklinde artık hareket edilebilir. 22.05-0.50'lik bölge önemli. Eğer bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayabilir isek, ki şimdilik herhalde altında değil mi? Şöyle baktığımız zaman evet, yani bu seviyeler önemli. 22.06 seviyeleri önemli. Yukarıda 23.94'lük ki bizim 23.80 diye çizdik. Fibonacci 0.61'deki hedef 23.94. Burası önemli. Yani şimdilik görüntü güzel sevgili dostlar. Bir de alıcı satıcı kısmına bakalım. Bu da bizim için önemli. Tüm çizimleri kaldıralım. Evet. Düzeltme de yapabilir ki o da oldukça normal. Yalnız şimdilik yukarı yönlü güzel bir ivme kazandı söylenebilir sevgili dostlar. Tofaş'ın şöyle baktığımız zaman haber aracı kurum dağılımına Credit Suisse'ün ilk sırada %73 ile, bakınız bu yarım saatlik, son yarım saatlik işlemi anlatıyor. %73 çok toplu bir alım sevgili dostlar. Ancak Ak Yatırım'da buna rağmen güzel bir satış gerçekleştirmiş. Merrill Lynch Global Oyak satışta son 30 dakikada. Şöyle son bir saate bakalım. Credit Suisse, Merrill Lynch yine alımda. Şöyle günlük bazda artık bakalım. %26 diğer satış, %9 diğer alım. Demek ki burada dağınık bir satış olduğunu gösteriyor. Toplu bir alım. Yapı Kredi bugün %30'da başı çekiyor. Ak ve Yatırım akabinde geliyor. Yine Merrill Lynch'i alımda görüyoruz sevgili dostlar. Satışta Global Oyak ve Deniz'i görmekteyiz Tofaş'ta. Evet. Coca-Cola'ya bakıyoruz. Evet, şunun rengini mavi yapalım. Şimdi bakınız yine Coca-Cola'da bakınız direnç. Şimdi burada direnç kırılmış, bir alım fırsatı doğurmuş. Tekrar kanalın içerisine girmiş sevgili dostlar. Bakınız mavi çizginin altına girmiş. Şu anda da tam bu sınır hatlarındayız. Yine dikkatli olmakta fayda var. Mavi çizginin üzerindeki kalıcılık bizim için her zaman olumlu. Ancak mavinin altı risk barındırıyor. Ona göre takibini sağlayın. Bakınız net bir şekilde ortada sevgili dostlar. Hatta buradan şu yorumda yapılabilir mi? Tabii o da önemli. Şöyle baktığımız zaman bakınız direnç 3-4 tane direnç kırılıyor. Tekrar geri geliyor. Bakınız bu da çok önemli. Yani burada bir onay hareketi de sayabiliriz sevgili dostlar bunu. Şöyle baktığımız zaman bakınız şimdi ciddi bir direnç çizgisi kırılıyor. Tekrar aşağı geliyor. Burada bir onay durumu söz konusu olabilir. Takriben şöyle 33 bantlarının bakın şu seviyeleri artık destek alarak ne yapacağız? Takip edeceğiz sevgili dostlar. Coca-Cola'yı. Evet. önemli bir direnç. Bu direnç kırılmış. Daha sonra tekrar dirence yönelmiş ve buradan bir onay almış. Pullback dediğimiz olay burada sanki gerçekleşiyor gibi. Coca-Cola eğer pullback onayını da almış ise yukarı yönlü gerçekten güzel bir yükseliş sağlayabilir sevgili dostlar. Takipte kalalım diyoruz. Şöyle alana satana bakalım. Yapı Kredi, Ak Kredi, Suisse alımla Merrill Lynch satışta sevgili dostlar. Ciddi bir satış. Burada %13'lük diğer %2'lik diğer var. Alım çok güçlü olmuş sevgili dostlar. Bakınız %40, %26, %25 şeklinde. Ve burada bakınız %61. İşte Merrill Lynch satışı çok kuvvetli ama ondan sonra gelenler %10'un altında hep. Yani tek kalemde Merrill Lynch bugün malı pompalamış. Şöyle son yarım saate bakalım. Kimler almış, kimler satmış. Osmanlı tek başına kahraman. Diğerleri yatırım, şeker, iş, halk. Bir saate bakalım. Evet, Merrill Lynch burada da satışta, Credit Suisse alımda. %25'lik diğer, %2'lik diğer. Çok son bir saate ciddi bir alımla, yani toplu bir alımla girilmiş. Credit Suisse %65'lik alımın neredeyse 3'te 2'sini Credit Suisse sağlamış sevgili dostlar. Bu oldukça güzel. Yani son bir saatlik tabloda baktığımız zaman her ne kadar günlükte Merrill Lynch'in satışta görsek de bakınız son yarım saatte Credit Suisse'i alımda görüyoruz. Bu oldukça güzel. Evet. Umarım Coca-Cola bir pullback, artık bir yükseliş onayı içerisine girer sevgili dostlar. Yani bunu da bekleyip göreceğiz. Bakın tekrar çiziyorum sevgili dostlar. Bakın şu bölgeden aldığımız takdirde şu üstleri hemen birleştirelim. Evet. Bakınız net bir pullback olayı söz konusu. Bakınız 4 tane direnç. Bu direnç güçlü bir direnç. Kırılımla beraber burada alımı yapmış mı? Yapmış. Güzel. Buradan geriye dönüyor. Bakın buradan tekrar hareketini veriyor. Yani bu bölge biraz önce de söyledik. İşte 33 bantları bizim için önemli bir kriter sevgili dostlar. Takibini sağlayalım. Coca-Cola ile yine ilerleyen günlerde değerlendirmek isterim. Çünkü önemli bir olay. Eğer burada bir yükseliş onayı alımı söz konusuysa Coca-Cola'da güzel yerlere gidebiliriz sevgili dostlar. Evet. Diğer hissemiz Türkcell. %2.29 artışla BIST 50 içerisinde 4. sırada yükselenlerde sevgili dostlar. Şimdi Türkcell bugün şöyle baktık. Hatta trade imkanımız da oldu. Şöyle baktığımız zaman güzel bir sıkışmaya doğru gidiyor. Yani tam da böyle teknikçilerin istediği şekilde. Bakınız önce şöyle ana hatlarıyla en zirveden oluşturalım. Ve akabinde de bakınız. Şöyle onu da ne yapalım? Kırmızıyla gösterelim. Evet, şöyle baktığımız zaman ana hatlarıyla mavi çizgilerde bir sıkışmayı görüyoruz ve bunun içerisinde ayrı bir artık sıkışma hareketi söz konusu. Biz ilk planda kırmızı direnç ve destek çizgilerini takip edeceğiz. Akabinde maviler bizim için önemli olacak. Şimdi burada artık kırılım olarak şöyle baktığımız zaman 13.40 bantlarının üzerine atmayı başarabilirsek artık bu kırmızı bandın dışına çıkmış olacağız ve hedef olarak da ne olacak sevgili dostlar? Şöyle baktığımız zaman 14.70'ler hedef olarak karşımıza çıkacak. Şimdilik direnç noktalarımız buralar. İyi takip edelim. Yani buradan bize ekmek çıkar sevgili dostlar. Takibini iyi sağladığımız takdirde. Çünkü gerçekten hem dar alanda bir sıkışma bakınız hem de genelde bir sıkışmaya doğru gidiyor hissemiz. Burada trade etmek isteyen arkadaşlarımız için öncelikle şunu söyleyelim. Ola ki burada direnç bölgesi kırıldı, alınır mavide satılır. Yok geriye döndü bakınız alt banda temas etti, yukarı kırdı, burada alınır. Aşağı kırdı, maviye kadar geldi. İşte en sağlıklı, en güzel yanı da bu olur sevgili dostlar. Bakınız iki tane güçlü bir desteğimiz. Ola ki geldi burada maviye 12 bantlarına dayandı. Tekrar yukarı verdi. İşte burada gözlemleyip artık son noktayı koymanız gerekir. Evet, yukarı yönlü aşağı yönlü fark etmiyor. İyi analiz, iyi takip, güzel getiriler elde etmenizi sağlar sevgili dostlarım. Evet, şimdilik Türkcell bu şekilde. Şöyle alımına satımına bakalım. Günlükte Merrill Lynch'in HSP'si, bunlar alımda güzel. %30 diğer satıcı var, %12 diğer alım var. Bu da demek ki oluyor ki dağınık bir satış, toplu bir alım gerçekleşmiş. Bu güzel. Ki zaten burada görüyoruz. İlk 5 net alım 3.330 milyon lot. İlk 5'in alımı, ilk 5'in net satımı 2.639 milyon. Aradaki fark ne? İlk 500'lerin bakınız 2600, 3300 ortalama şöyle 600.000 falan fark. Evet. İlk 5'in maliyeti 12.81. İlk 5'in maliyeti satışta 12.79. Satış 12.81. Alın. İyi. Evet. Yani Merrill'in 12.83. Bakınız Merrill'in maliyeti 12.83. Türkcell'de. Şöyle son yarım saate, bir saate bakalım. Bakın burada Credit Suisse Merrill'inden bir üstte. Yani alım güzel. Özellikle Ak Yatırım %61 ile bakınız silmiş, süpürmüş. Citi, Info bunlar da satışta sevgili dostlar. Türkcell'de alım oranları biraz pozitif diyebiliriz. Yani diğer kısmına ben genelde önemsiyorum. Yani toplu alımlar olduğu zaman hisseye olumlu yansıyor arkadaşlar. Toplu satışlarda yine olumsuz yansıyor. Onun için bu diğer kısmı önemli. Yani burada aracı kurum dağılımına baktığımız zaman ilk 5 alıcı, ilk 5 satıcıyı gösteriyor. Diğerleri de ilk 5'ten geriye kalanlar. Burada bakınız geriye kalanlar %10. Yani onca aracı kurumun 60 dakikalıkta satışı %10. Alım %1. Demek ki burada %10'a %1. Yani 10 katı dağınık bir satış olmuş, toplu bir alım olmuş diyebiliyoruz. Ki zaten alımda görüyoruz. Ak %61, %20, %10 şeklinde gidiyor. %40, %30, %4. Evet, %90'ı neredeyse ilk 3 sırada sevgili dostlar. Umarım bu yarın için olumlu yansır Türkcell'de. Evet. Tau havalimanlarına bakıyoruz ki Tau'la ilgili zaten biz güzel bir grafik hazırladık. Buradan kendimiz de bir getiri elde etmeyi başardık. Artık kazananlara da hayırlı olsun demek düşer. Niçin? Burada önemli olan neydi sevgili dostlar? Ciddi bir destek var. Yani bu destekler her zaman gelmiyor. Onun için özellikle ben zaten şunu da istiyorum sizlerden. Yani biz şurada yani kayda değer 150-200 hisse var ise bunların hepsini her gün incelemek zor gelebiliyor. Onun için şöyle sizler de bulduğunuz destek dönüşlerini yorum kısmından yazarsanız hep beraber değerlendiririz. Yani İlla ki burada biz anlatacağız, siz dinleyeceksiniz diye bir şey yok. Biz her türlü görüşe, her türlü fikre yatırım tavsiyesi olmadan artık aktarırız, saygı duyarız. Onun için önemli. Ya bakın zaten net değil mi sevgili dostlar? Sadece bunu tespitini anlık yapabilmek, bakınız ve de güvenebilmek. 1, 2, 3. Bakın 3 tane burada destek. 4, 5, alt. Ya böyle basit bir şey değil. Yani tekniği hafife alan arkadaşlarımız zaten bunları görmezler mi onu merak ediyorum. Bakınız defaatle bu destekten gelip dönüyor. Biz ne yapıyoruz? Bakınız tam da şurada altın vuruşu gerçekleştiriyoruz. Zaten şurada şu hareketi de yaptık. Sadece destek dönüşü değil. Yani kırmızı bakınız bir de yatay dönüşümüz var burada. Bakınız yatayda da kaç defa gitmiş gelmiş gitmiş gelmiş. Yani resmen al diyor, oyna diyor ya, trade et diyor. Vur parayı diyor. Yani bunlar iyi değerlendirilmeli. İyi değerlendirildiği zaman da güzel getiriler elde edilebiliyor sevgili dostlar. Bakınız hala yolu var mı? Teknik anlamda yol yukarı yönlü 27'lere kadar bir hedef söz konusu. Tutar tutmaz ayrı mesele. Ancak biz ne yaptık? Şöyle büyütüyoruz. Biz bu destekten yapılması gerekeni yaptık. Bakınız şu ana kadar sadece şu destek dönüşündeki hareketi baz aldığımız zaman %8 bir yükselişi sadece 4-5 gün içerisinde görmüşüz. 4-5 gün içerisinde %8 kim veriyor sevgili dostlar? Dolar mı veriyor? Yoksa bize akıl verenler mi veriyor? Hayır. Biz kendimize güvenip dipten alıp tepelerde, dirençlerde satabiliyorsak ne mutlu. Değil mi? Yani şimdilik yola devam ediyor. Ki zaten burada önemli bir direnç bölgesi aşılmış. Artık burası bizim için ne sevgili dostlar? Bir destek konumunda. Yani 24-22 bantlarını biz ne yapıyoruz? TAV havalimanlarında destek alarak hareket ediyoruz. Bakınız stop loss noktamız 24, 22, 24, 20 bu bantları ne yapıyoruz? Biz stop alarak takip ediyoruz sevgili dostlar. Evet. TAV'daki durum bu. Peki alımı satımı TAV'ın nasıl? Hemen ona da bakalım. Evet yine diğer kısımlarına bakmak istiyorum. %26'lık bir diğer söz konusu bakınız. Satıcı. Alıcıda ise %7. Demek ki ne oluyor? Dağınık satış toplu alım. Zaten görüyoruz. İlk Yapı Kredi birinci satan %25 satışı var. Ak Yatırım birinci alımda %75 alımı var. Yani toplu bir alım gerçekleşmiş sevgili dostlar. Bu da bizim için pozitif. Bu saatlik grafikte onu da ifade edeyim. Yani son bir saate toplu bir alımla girmiş bulunmaktayız. TAV havalimanlarına günlüğe bakıyoruz. Günlükte de yine bakın %31, %5 diğer alıcı satıcı. Bakın ciddi bir rakam. %31 satıcı diğer, %5 alıcı. Bu da ne demek? Toplu bir alım. %72 alım. Bakın ilk sırada. İlk sıradaki satış Citi %22. Şimdi burada Merrill Lynch, Citi bunlar satışta. Bu bizim için eksi mi? Eksi. Ancak Credit Suisse alımda bir de toplu alım söz konusu oldu muydu? Bizim için pozitif diyebiliriz sevgili dostlar. Evet. Artık yarına ne olur onu göreceğiz. Ancak güzel bir alım durumu söz konusu olmuş sevgili dostlar. Geçiyoruz diğer en çok yükselen BIST 50 hissesi. Port'a bakalım. Evet. Gerçekten güzel bir şekilde artık yukarı yönlü gerçekten güzel bir şekilde gidiyor sevgili dostlar. Tabi her zaman söylediğimiz şu daralma muhabbetini burada bu sefer daha farklı böyle dikine bir daralma burada söz konusu var. Hemen bunu çiziyoruz. Bakınız. Evet. Şöyle baktığımız zaman sanki bir uzay mekiği, uzaya füze fırlatmış gibi yukarı gidiyor. Şimdi bu daralma sevgili dostlar artık bizim için önemli alsat fırsatlarını verebiliyor. Bakınız. Şimdi tekrar bu seviyeler artık önemli. Burayı test ederiz etmeyiz. Şimdi buranın destek ve dirençlerini vereceğim. Eğer direnci aşabilirsek bu seviye üst bantta görebiliriz. Eğer destek dönüşü gerçekleşirse bakınız alt ana kanala temas edebiliriz. Hemen onu gösterelim. Hatta bazen çizgi grafiği üzerinden atarsak daha da güzel, daha net olabiliyor. Bakınız. Ki daha önce ben çizgi grafik kullanıyordum. Oldukça da güzeldi aslında da. Yani işlemler çizgi grafikte bir tık daha net, daha berrak olabiliyor. Evet. Şöyle baktığımız zaman sevgili dostlar. ...13 bizim için bir direnç bölgesi, 12.60'larda destek bölgesi şeklinde takip ediyoruz. Tekrar şöyle alalım. Evet, 13.02, 13 dirençli, 12.68 destekli takip ediyoruz. Eğer bu 13.02 bandının üzerinde kalıcılık sağlar isek, bakınız tepe noktası bizi bekliyor. Yani 13.50, 13.60'lar bizi bekliyor sevgili dostlar. Akabinde işte önemli olan noktada bu seviye, yani direnç çizgisine dokandığımız takdirde kıracak mı, geriye mi dönecek? Bu bizim için önemli. Yani olası bir direnç teması ve geri dönüşümünde bakınız 13'ler aşıldı diyelim. İşlemi tuttuk, buraya geldi ve buradan direnci kıramadı. Bakınız buradan da geriye sallandı. Bakınız %12'lik bir değer kaybı söz konusu olabilir. Burayı iyi takip edin. Yatırımcı arkadaşlarımız 13 seviyesi aşıldığı takdirde 13.50'ler karşınıza çıkar, ancak burası güçlü bir direnç bölgesi. Buradan olası bir geri dönüş hareketi söz konusu olabilir. Dikkat etmeniz gerekli sevgili dostlar. Evet, yine alımına satımına bakalım. Evet, yine ilk şöyle diğer kısmına bakıyoruz. Alım satım. %19 diğer satış, %9 diğer alım. Dağınık bir satış, toplu bir alım diyebilir miyiz? Kısmen. Yani çok da olmasa da kısmen diyebiliriz. Ak Yatırım yine alımda, TEP burada satışta günlükte. Son 30 dakikaya bakalım. Evet, son bir saate baktığımız zaman Garanti Credit Suisse diğer %32, diğer %4. Bakınız son yarım saate, daha doğrusu bir saate toplu bir alımla girmişiz. İlk aracı kurum Ak ve Yapı Kredi %77'lik bir alımı gerçekleştirmiş. Diğer de %32 bakın satıcı. Bu biraz olumlu yansıyabilir. Bunu da hep beraber göreceğiz. Alım kısmı toplu olmuş son bir saat içerisinde sevgili dostlar. Ki zaten burada biz ana destek ve direncimizi söyledik. 13.02 üzerinde 13.50'ler, 13.60'lar test edilebilir. Burada önemli olan geriye düşüp düşmeyeceği takip edilmeli. Evet. Sasa'ya bakalım. Şimdi sevgili dostlar, biz yatırımcı olarak hisse toplamasını öğrenmeliyiz. Bakınız, Sasa kötü bir firma değil. Yani ileride ciddi yerlere gelebilir. Onun için biz burada bakınız daha önceki şu destek bölgesinden itibaren biz çalışmalarımıza başlamalıydık. Bakın şu bölge bizim için önemli. Yani 4.70'lerde bu hissemiz bakınız yukarı yönlü güzel bir ivme kazanmış durumda. Şimdilik şu söylenebilir. Genel anlamda bakınız yukarı yönlü bir eğilim söz konusu. Her ne kadar buralarda epey bir vakit geçirse de Sasa şirketi kötü değil. Onun için şu ana bakınız destek bizim için önemli. Şimdi burayı baz alarak ne yapacağız? Hareket edeceğiz. Her halükarda bir stop noktamız olmalı mı? Olmalı. Hemen klonluyoruz bakınız. Ortalamada 5.70 bantlarını ne yapıyoruz? Ana hattıyla bir stop olarak alabiliriz. teknik anlamda, temel anlamda aslında kötü bir şirket değil sevgili dostlar. Şimdi burada zaten günolu kırılım da gerçekleşir ise, bakınız özellikle şu bölge kırmızı hat kırılımı gerçekleşir ise Sasa gerçekten güzel yerlere gelebilir. Yavaş yavaş buraya doğru gidiyoruz. Bakın şuradan ana destek harici bir de ara destek çizelim bakınız. Yani şöyle baktığımız zaman buralar bizim için önemli bir eşik olacak. Bakınız şu bölgeler, şu çakışmanın olacağı bölge bizim için önemli. Eğer buradan yukarıya verir isek bakınız sırasıyla 6.98 akabinde 7.40 ve 8.40 şeklinde karşımıza çıkar sevgili dostlar. Yani bu bölgelere kadar bir test etme durumu söz konusu olabilir. Ancak şöyle 6.50'lerden aşağı doğru bir harekette sırasıyla bakınız 5.60'lar, burası da kırılır ise bakınız 4.70'ler test eder. Yani ana bölgemiz burası. Yani çakışmanın olacağı karar mekanizması burada. Kırmızı üst direnç bandı geçildiği takdirde yukarı yönlü güzel. Bakın şuradaki alt destek kırmızısı kırıldığı zaman da maviye doğru bir yöneliş söz konusu olabilir Sasa'da sevgili dostlar. Evet. Şöyle Sasa'ya bir de haftalık bakalım. Evet, Sasa'da durum bu. Yani olup gele ki şu artık destek hattına dokandığını düşünelim. Şöyle bakınız 5.85'lere. Hiç önemli değil. Yani buralar kırılmadığı müddetçe yola yukarı yönlü devam sevgili dostlar. Hatta yani ola ki geldi diyelim, bakın şu seviyelere geldi. 5.77, 5.80'lere geldi. Buradan yukarıya kırdı. Ne güzel bir alım fırsatı da sevgili dostlar. Evet. Yani değerlendirmeyi bu şekilde yapalım. Sasa kötü değil. Şöyle aylık bakalım bir de. Evet, aylıkta da bakınız. Şöyle baktığımızda sert bir yükseliş. Yani burada bir filama, bayrak, bir pozisyon oluşturabilir. Bu oldukça normal. Yani Sasa aylık bazda baktığımız zaman 5.57'lerin altına sarkmadığımız takdirde aylık kapanış itibariyle 5.57'nin altında bir aylık kapanış yapmadığımız takdirde olumlu sevgili dostlar. Evet. Ve 7.50'lere kadar da yine aylıkta bir direnç bölgemiz mevcut gözüküyor. Yani burada bu destek kırılmadığı müddetçe 5.60'lar yukarı 7.50'leri test etme olasılığımız yüksek duruyor. Dediğimiz gibi burada ileri geri böyle alsatlar, trade imkanları sunabilir. Ancak şirketle ilgili düşüncem olumlu. Ben şahsen yukarı yönlü bir hareketin orta ve uzun vadede gerçekleşeceğine inanıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi görüşümdür. Sasa'ya güveniyorum. Tüm çizim araçlarını kaldıralım sevgili dostlar. Evet. Şimdilik söyleyeceğimiz bunlar. 7 adet hissenin BIST 50 içerisinde en çok yükselen İhlas, Tofaş, Coca-Cola, Türkcell, Tau, Port ve Sasa. 7 adet hissenin şöyle teknik analizini paylaşmış olduk. Şimdilik bu kadar. Yeterli diyelim sevgili dostlar. Evet, yani burada sunum yapmak da gerçekten yorucu. İnsanın dili damağı kuruyor. Şimdilik görüşmek üzere diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar karşılaşmak üzere. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyiniz ve bildirim zillerini açarsanız da anından haberdar edilirsiniz. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik herkese hayırlı akşamlar ve yemek yemeyenler için afiyet olsun diyelim. Umarım artık güzel günler sizlerle olur. Her şey borsa değildir. Yani şöyle diyelim, borsaya ayırdığımız vakitlerin bir kısmını, hatta daha çok bir kısmını ailemize, yakınlarımıza da ayırmamız gerekli sevgili dostlar. Onun için çok da kaptırmayın. Yani sizi böyle sosyal yaşantıdan da alıkoymasın. Şu da var. Güzel bir yanı, gerçekten farklı, güzel bir kültürü var borsanın. Birçok şirketle haşır neşir oluyorsunuz. Yeni arkadaşlar ediniyorsunuz. Ayrı bir muhabbeti var. O da bir kesin. Kimse bunu inkar edemez sevgili dostlarım. Tekrar görüşmek üzere.